Bu videoda, 10, 100 ve 1000'in katı olan sayılarda bölme işlemi alıştırmaları yapacağız. İsterseniz ilk olarak 2400 bölü 30'la başlayalım. Her zaman olduğu gibi hemen şimdi videoyu durdurun ve size mantıklı gelen herhangi bir stratejiyi kullanarak bu bölme işlemini kendiniz yapmaya çalışın. Hadi şimdi hep birlikte yapalım mı? Size şimdi bu soruları benim nasıl çözdüğümü göstereceğim. Daha öğrenme aşamasında olduğumuz için şimdilik dijital kara tahtamızı kullanacağız ama zaman geçtikçe bu tip işlemleri aklımızdan yapabilecek duruma geleceğiz. 2400 bölü 30 işlemini bir kesir olarak yani payı 2400 paydası da 30 olan bir kesir olarak düşünebiliriz. Evet bunu 2400 bölü 30 şeklinde kesir olarak da yazabiliriz. Neden bu şekilde yazdığımı merak ediyorsanız, bu şekilde Sayıların ikisini de 10, 100 ya da 1000'in bir katı olarak ifade edebileceğiz de ondan. Mesela 2400, 24 çarpı 100'dür, öyle değil mi? 2400'ün sonundaki iki sıfır, bu sayının 100'ün bir katı olduğu ile ilgili bir ipucudur. Benzer şekilde düşündüğümüzde, 30'un sonundaki tek sıfır da, 30'un 10'un 3 katı olduğunu gösteriyor. Evet, onlar basamağında 3 olduğu için, 30'u 3 tane onluk olarak düşünebiliriz ve 3 çarpı 10 olarak yazabiliriz. Sayıları bu şekilde ayırarak yazdığımızda, 24 ile 3'ü, 100 ile de 10'u ayrı ayrı bölebileceğimizi, yani işimizin birazcık da olsa kolaylaştığını siz de fark etmiş olmalısınız. Şimdi bu işlemleri yapmak için, bölü, çarpı bir kesir işareti daha koyayım. Evet, buraya 24 bölü 3 diyorum çarpı, buraya da 100 bölü 10 yazıyorum. Şimdi de bu kesirleri sadeleştirelim. 24 bölü 3, 8 eder. 3 kere 8, 24 olduğuna göre, evet, bu kesir için buraya 8 yazıyorum. Peki ya 100 bölü 10? 100 bölü 10 da 10 eder. Bu durumda bu bölme işleminin sonucu ya da bölüm 8 çarpı 10 yani 80'dir. İşte bu kadar. Bu örnekte ilginç bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Buradaki 24'ü, buradaki bu 3'e böldüğümüzde, işte bu 8'i elde ederiz. Sonrasında buradaki iki sıfırdan bir sıfıra eksilttiğimizde, elimizde bir tane sıfır kalır ve sonuç 80 olur. Sıfırlarla olan işlemi nasıl oldu da bu şekilde yaptım diye merak ediyorsanız, bunun cevabı, 24 yüzlüğü 3 onluğa bölüyor olmamız. Yani, 100'ü 10'a böldüğümüzde sıfırlardan birini eksiltmiş oluruz ve geriye 10 kalır. Bir tane daha örnek yapalım mı? Sıradaki alıştırmayı aynen bunu yaptığımız yöntemle aklınızdan ya da kağıt kalem kullanarak önce kendi kendinize yapmaya çalışmanızı istiyorum. Bu sefer de 3500'ü bölelim. Bölme işaretini biraz daha güzel yapalım. Evet. 3500'ü 700'e böleceğiz. E, ne duruyorsunuz? Hemen videoyu durdurun ve bu işlemi önce kendiniz yapmaya çalışın. Evet, pekala az önceki gibi işe bu işlemi yani 3500 bölü 700'ü bir kesir olarak yazarak başlayacağım. 3500 yani 35 çarpı 100 bölü 700 yani 7 çarpı 100. Bu yüzler birbirini götürecek ve geriye 35 bölü 7 kalacak. Peki 35 bölü 7 ne eder? Tabii ki de 5. Şimdi bu işleme tekrar bakalım. 35 bölü 7, 5 eder, öyle değil mi? Sonra sıfırlara bakalım. Burada iki tane, burada da iki tane sıfır olduğu için, bu sıfırlar birbirini götürür ve geriye sadece 5 kalır. Sıfırlarla yaptığım bu işlemleri ezberlemenizi istemiyorum. Mantığını da anlamalısınız. Burada olay, 35 yüzlüğü 7 yüzlüğe böldüğümüzde geriye hiç sıfır kalmaması. Yüzlüğü yüzlüğe bölerseniz birbirlerini götürürler, öyle değil mi? Başka bir deyişle, buradaki yüzlüğü yani 2 sıfırı buradaki yüzlüğe yani 2 sıfıra bölerseniz geriye yüzlük kalmaz. Konunun iyice anlaşıldığından emin olmak için bir örnek daha yapmak istiyorum. Ayrıca dediğim gibi, burada yaptığımız şeyin sihir falan olmadığını da anlamalısınız. Bu seferki örnek biraz daha zor olsun. Mesela 42 milyonu hmm, 60 bine bölelim. Hadi bakalım. Videoyu durdurun ve bu bölme işlemini önce kendi kendinize yapın. Az önceki örneklerde yaptığımız gibi düşünelim. 42 bölü 6 7 eder. Sonra sıfırlara bakalım. Burada 6 tane sıfır var. Demek ki milyonu 4 tane sıfıra yani 10 böleceğim diye düşünebilirsiniz. Peki 6 tane sıfırı 4 sıfıra bölersek ne olur? 6 eksi 4'ten 2 tane sıfır kalır. Bu da bölümde 2 sıfır olacağı anlamına gelir. Yani 2 sıfır eklersek cevap 700. Eh, bunun bir sihir olmadığını bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Neden mi? Bakın, uzun uzun tekrar yazalım. Bu sayı 42 çarpı 1 milyona. Evet, 6 tane 0 koyayım. Bölü, bu da 6 tane 10 bine, yani 6 çarpı 10 bine eşit. Cevaptaki 7, 42 bölü 6'dan geliyor. Ardından sıfırlar için şöyle düşünün. Payı ve paydayı 10'a böldüğümüzde bir sıfır kaybediyoruz. Bir kere daha bölersek bir tane daha gider. Bir daha ve bir daha yaptığımızda toplam 4 tane sıfır birbirini götürür ve geriye 2 tane 0 kalır. Yani alttaki şu sayı artık 1'e eşit. İsterseniz payı ve paydayı 10.000'e böldüğünüzü de düşünebilirsiniz. O zaman bu 1 olur. Bundan 4 0 sildiğimizde de geriye 100 kalır. 42 bölü 6, 7'dir demiştik. 100 bölü 1 de 100 eder ve sonuç olarak 7 çarpı 100'den 700 elde ederiz.